Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Nisan 2019. 18. haftadayız. Saat 23.40. Borsa İstanbul analizini yapacağız. İlk başta günlük bir analiz olduğu için orta dönem trende bakıyoruz. Orta dönem trendi kullandığımız 20 ve 50 günlük ortalamaydı. Burada 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamanın altına indiğini görüyoruz. Bu 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın altında. (Gülüyor) 30 dakikalık grafiğe baktığımızda da bu 5 günlük ortalama 5 periyotluk değil de günlük ortalama, yani burada şu 5 günlük ortalamayı gösteriyor. 30 dakikalık grafik içinde. Burada 5 günlük ortalamanın altına indiğini görüyoruz Borsa İstanbul'un. Buradaki önemli destek noktası şurası. Destek noktası, daha sonra direnç noktası olmuş. Onun için önemli olduğunu söylüyoruz orada. Şurada. Burada, burada, bu bölgede, bu bölgede değmiş oraya sürekli. Ve destek noktası burada direnç noktası olmuş. Bundan sonra tekrar geldiğinde bunun önemli bir direnç noktası olacağını göreceğiz. Haftalık grafiğe baktığımızda zaten yatay gittiğini görüyoruz. Son dönemde, çok kısa dönem için ilk başta 5 günlük ortalamanın üstüne geçmesini bekleyeceğiz. Şu anda üstünde olmadığı için genel alım yapmanın iyi olmadığını söyleyebiliriz. Bazı hisseler artabilir tabii buna rağmen, ama genelde hisseler düşüyor demektir. Burada ek olarak şöyle bir aşağı doğru ilerlemesini, aşağı doğru bir bayrak formasyonunun olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bayrak formasyonu bu kısa dönemli trend içinde aşağı doğru ilerlemesini gösteren bir formasyon. Burada da küçük bir şekilde onu görebiliriz günlük grafikte. 30 dakikalık grafikte daha iyi görünmekte. Evet, şimdi pazartesi günü, yani bugün en çok artan hisselere bakalım. Galatasaray. Galatasaray günlük grafiğe geçtiğimizde daha önce de çok artan, %17 artmış 22 Nisan'da, 24 Nisan'da %9 artmış. Şu bölgelerde çok artan hisseler filtreme girmişti zaten. Ondan şimdiye de artış miktarı, ortalama şurası diyelim, %27 olmuş. Bu tür bir strateji kısa dönem bir strateji. Yani gün içinde, bir gün içinde en çok artan 10 hisse diyelim. 10 hisseyi tekrar bir gün sonra takip ediyorsunuz. Ama kısa dönemli bir strateji. Tekrar söyleyeyim onu. Önemli çünkü. Eğer gün içi verileri
ilerlemeyi destekliyorsa, tabii burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Eğer onlar uyuyorsa yukarı çıkıyor, yukarı çıkacak diyorsunuz ve ilk işte yarım saat içinde hisseyi almış oluyorsunuz. Buradaki açılıştan sonraki artış %7. Dün almış olsaydınız, dün niye almış olurdunuz bunu? Çünkü dar bir ilerleme sağlamış. %8 getirirse olurdu. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş da aynı yapıyı göstermiş. İhlas gazeteye dün bakmıştık. Pazar günü, yani en çok hisselerde. O da diğerleri gibi şuraya kadar görmüştük. Şimdi en son bugünkü gün burada da çok büyük artışın olduğunu görüyoruz. Yani bugünün grafiği bu. Peker giyime bakalım. İşlem hacmi tabii iyi olan hisselere bakacağız. Önemli olan o. Peker giyim ilk kez bu kadar yüksek bir artış göstermiş. İşlem hacmi iyi değil, sadece bir yerde böyle büyük bir artış göstermiş. Bu da öğleden sonraki seansta bu toparlama olduktan sonra az bir riskli. Riskimiz ne oluyor? Riskimiz bunun aşağı inmesi durumunda çıkacağız diyoruz. Şu seviyenin. Şöyle diyelim. Kısa dönem bir strateji anlatıyorum tabii, onu da unutmayayım. Her zaman yanlış anlaşmalara sebep olabilir. Çıkış noktası burası. Bundan sonraki kazancımız %16 civarında. Riskimiz ise %4 civarında. Kazanç risk oranımız yüzdelik değil, 3,88 oranında. Kazanç risk oranı çok önemli arkadaşlar. Onu başka bir videoda anlatacağım. Kullandığınız sistemin doğruluk oranına göre kazanç risk oranı sizi çok etkiler. Örneğin 1'e 4 1 koyup 4 alabileceğiniz bir sistem olarak düşünün bunu. Bu durumda %50 doğruluk oranı olan bir sistemde bile kazançlı olabilirsiniz. Daha sonra İş Bankası'na bakacağız. İş Bankası garip bir şekilde ilerliyor. Bunu anlamadım ben. Verilerden de olabilir. Nokta şeklinde. Evet, bugünkü en çok artanlar da bu kadar. Diğerlerinin volümün işlem hacmini çok beğenmedim. Evet, bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.